Kahramanmaraş ceviziyle ünlü Çağlayan Cerit Belediye Başkanı Hanife Sarıaltun'la beraberiz. Başkanım, sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben Hanife Sarıaltun, Çağlayan Cerit Belediye Başkanı. Ceviz Vadisi'nin başkanı. Hoş geldiniz diyorum ben, ilçeme hoş geldiniz diyorum. Evet, Çağlayan Cerit geleneksel hale getirdiğimiz ceviz festivallerinin 7.sini idrak ettik. Sizlerin de tabii katkısıyla çok ihtişamlı, katılım yoğunluklu bir festival yaşadık. Sayın iki bakanımızın, değerli iki bakanımızın ilçemize lütfedip gelmeleri ve ilçemizde çeşitli incelemeler yapmaları, ilçemizin eksiklerini görüp, yerinde görüp ve ilçemize olan bir takım yatırımların akışını hızlandırmak amacıyla sayın bakanlarımızı davet ettik. Tabii ceviz Türkiye'de Çağlayan Cerit cevizi önemli. Ulusal boyutta patentini, coğrafi işaretini almış, Avrupa Birliği'ne müracaatta bulunmuş ve müracaatı kabul görmüş bir ceviz. Ve Türkiye'de ilk olacak Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alan cevizimiz. Dolayısıyla aile profillerine baktığımız zaman nüfusumuzun %80'i cevizle hayatını idame ettiriyor. Geçim kaynakları. Geçim kaynağı ceviz. Dolayısıyla onun için önem arz ediyor. Bu vesileyle de biz Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın ukdesinde bulunan ajans kanalıyla proje hazırladık ve ceviz işleme ve paketleme tesisini yaptık. Tamamen Doğakan'ın, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleri, büyükşehirimiz ve valiliğimizin de işbirliğiyle bu tesisi ilçemize kazandırdık, hamdolsun. Bu tesisin versiyon ve donanım itibariyle bölgede olmayan bir tesis. Sadece Çağlayan Cerit'in değil, Maraş Hinterland'ının ürününü kullanacak bir tesis bu tesis. Bu tesis ortalama saatte 3-4 ton ceviz işliyor. Yani bu ne demektir? Normalinde 10 saat çalıştığı zaman günlük kapasitesi 40 ton demektir. Ve bizim burada tesisimizde yaklaşık tam kapasiteyle çalıştığı zaman 30 kişi istihdam etme şansımız var, durumu var. Yine seyir terasımız Doğakamız kanalı ile proje karşılığında yapılan bir tesis. Bu tesis modüler bir tesis. Aslında bu tesisin hikayesi gerçekten önemli. Şöyle ki Doğakan'ın müracaat edilip müracaatta bulunup ve Doğakan'dan destek isteyen 42 tane projenin içerisinden ilk sırayı alan bir proje. Fakat projenin müştemiliyatı oldukça geniş. Projenin içinde efendim kafeterya var, teras var. Efendim bir derin bir kanyon şeyinde efendim asma köprü var. Yaklaşık herhalde ki öyle olacak, yaylalarımızı da içine alan bir 50 kilometrelik bir ATV parkuru var. Olmasa da yaklaşık, bu abartılı olabilir belki, 35 kilometre kesin olur. Ve bu ATV parkuru belli noktadan başlayarak 360 derece seyirle tekrar geri geldiği noktaya geliyor. Başladığı noktaya geliyor. Dolayısıyla tabii içeride aile bahçesi, bir efendim millet bahçesi statüsü olacak burada. Çağlayan Cerit 3 ayak üzerinden kalkınacağına ben inanıyorum. Bir tanesi peynir, tereyağı ve türevleri başta olmak üzere hayvancılık. Çünkü bu yayla şey, tam da sizin kanalınıza uygun çiftçi kanalı, efendim tarım kanalı. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi ceviz, elma, badem, erik ve kiraz başta olmak üzere meyvecilik.
Üçüncü ayağımız son yıllarda gelişen ve özellikle bizim çok çaba sarf ettiğimiz yayla turizmi. İşte bu seyir terası, mesire alanları, efendim bu yayla turizmini teşvik edici ve ön alıcı tesisler, eserler. Tabii bizim felsefemiz, çalışma çizgimiz şudur. Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak gönül belediyeciliği ve üretken belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve iki değerli insanın, büyüğümüzün, devlet adamının oluşturduğu bir felsefe bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve büyük devlet adamı önce milletim diyen, önce devletim diyen bir devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in oluşturduğu iki felsefe, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği. Biz bu şekilde bir program, buna bağlı sadık kalarak program üretiyoruz. Buna sadık kalıyoruz. Tabii bizim üçüncü ayağımız dedik ya, kalkınma unsurumuzun üçüncü ayağı yayla turizm. Yayla. Şimdi ben şöyle inanıyorum ki Çağlayan Cerit şöyle karakteristik olarak buna çok müsait bir yer ya. Şimdi Avrupa'da slow city dedikleri sakin kentler, sakin kentler statüsüne doğrusu ben oralara götürmek istiyorum. Şöyle dört tarafı yol ağa şu bu böyle gürültü patırdı sakin kentler statüsüne Çağlayan Cerit eninde sonunda girer. Hatta bizim öyle güzel yerlerimiz var ki Davos, İsviçre'nin Davos kongre merkezleri televizyonda da duyarsınız herhalde. Bizim de burada inanın kongre merkezi kuracağımız yerler var. Artık insanlar çok sade, organik, doğal şeyleri tercih ediyor. Evet, iki sayın bakanımız ilçemize teşrif etmeleri ilçe halkını ziyadesiyle mutlu etti. Tabii ki ilçemiz pek bu ortamlara alışkın değil. Ben bakanlarımı gönülden saygıyla teşekkür ediyorum. Küçük bir ilçe burası. Biz iki bakan buraya niçin gitsin diye şey yapmadan buraya, bu havanın da şanssızlık biraz soğuktu. O soğuk havada halka dokunmaya çalıştılar. Halk da bundan ziyadesiyle memnun oldu. Sanayi Bakanımız ve Tarım Orman Bakanımız gerçekten iki mütevazi büyük insan. Onları ben gerçekten çok sayıyorum, seviyorum. İnşallah Sanayi Bakanımız ajansları kanalıyla daha buralara bir takım projelerimize destek vereceğine inanıyorum. Halk bunu biliyor, bunun farkında. Yine Tarım Orman Bakanımız, aynı zamanda hemşerimiz, hocamız, çok kıymetli bir hemşerimiz. Bizim burada, orada da konuşmasında değindiler, gölete ihtiyacımız var. Çünkü bu vadi su şelaleleriyle ünlü olmasına rağmen tabii ki erozyonu önleyici, taşkınları, selleri önleyici bir takım amaçlar da içeriyor bu. Gölet mesela bir soğuk pınar göletimiz, bir kenger çatı göletimiz, acilen iki gölete bizim ihtiyacımız var. Bu göletler sayesinde de özellikle ilçe merkezinin su içme suyu problemi çözülmüş olacak. Bunun için Tarım Bakanımız söz verdi. Bunu hemen hayata geçirecek olduğunu söyledi. Bir kenger çatı göletimiz, o mevkide kurulacak bir gölet de 3 mahallemize hizmet verecek. Kale, Soğukpınar ve Engizek mahallelerimizin efendim sulama suyunu ve bir de tabii çok yaylada o yabani hayvanların ihtiyacını görecek. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, her zaman beklerim. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Daha nice 8. 9. 10. festivallere inşallah.